Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kutlu olsun. İzinliyim, işe gitmedim. O yüzden de dedim ki video başlatayım. Çünkü dışarı çıkacağım, ufak bir dışarı çıkacağım. Bir Starbucks'a gideceğim, Starbucks'tan kahve alacağım. Daha sonra uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım vardı. Onunla böyle dışarı alanda oturacağız, görüşeceğiz. Mekanlar kapalı zaten. Böyle yeşillikli bir yer düşündüm. Oraya gideceğiz, oturacağız. Dedim ki, ya madem böyle ben bir vlog başlatayım. Ki zaten bu videoyu da hafta sonuna uzatmak istiyorum. Çünkü hafta sonu bir planım var. Gerçekleştirebilirsek orada da vlog çekmeye devam edeceğim. Şimdi evdeyim. Kahvaltı yaptım, zaten paylaşmıştım. Gelen kargolarım vardı, kargolarımı açtım. Şimdi de saçımı yaptım, şöyle dalgalandırdım. Tabii ki de her zamanki modelim. Çok seviyorum bu modeli. Doğal durduğuna inanıyorum. Bu arada bu Rolling Stone tişörtü giydim. Bu Adax'ın tişörtü. Gerçekten çok başarılı. Adax'ın bu oversize tişörtlerini çok sevdim. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bakabilirsiniz. Televizyon açık bir de bir yandan. Şimdi hazırlanacağım ben ama öncelikle saçımı yaptım tabii ki de. Kalktım, kahvaltı yaptım. Kahvaltı aşamamı zaten size göstermiştim. Onun dışında kargolarım geldi ve gelmeye devam ediyor. Hatta bir tane daha geldi, onu da şimdi size göstereceğim. Henüz gimbal'ımı kullanmadım. Çünkü video izlemem lazım. Yani bayağı bir araştırmam lazım. Birazdan onu yapacağım herhalde. Hazırlanırken bir yandan da videosunu izlerim. Nasıl açacağım, nasıl kullanacağım? Çünkü birazcık değişik. Belli ki böyle birazcık mekanizması falan, joystick falan var. Onları nasıl kullanacağım, ne yapınca ne işe yarıyor onları öğrenmem lazım. Hava bugün gerçekten şahane, gerçekten çok iyi. Işık da bayağı iyi ama cildim birazcık bozuk şuralar. Neyse, makyaj yapamayacak gibiyim. Yani şöyle bir problemim var. Ben geçenlerde dışarı çıkarken makyaj malzemelerimi bir çantanın içerisine doldurdum ve dışarı çıktık biz Duhan'la. Ondan sonra da ben o çantayı tabii ki de arabada unuttum. Ve Duhan da işte, Duhan da gelmedi Adana'ya. Biliyorsunuz ki Adana'nın ilçesinde çalışıyor. İş yerleri Adana'nın ilçesinde. Bugün gelecek, ancak bugün alabilirim ama bugün akşam gelecek tabii ki de. Yani böyle bakalım, evde böyle çok az makyaj malzemem var. Yine muadille olan şeyler de var ama nasıl bir şey yapabilirim? Ne renk yapabilirim hiç bilmiyorum. Mesela maskara. İki tane maskaram var. İki maskaram da o çantanın içerisinde. Onun dışında pudram, allıklarım. Allıklarım da onun içerisinde ve başka allığım da yok sanırım. Bugün acaba dışarı çıkarken nasıl makyaj yapacağım? Bilmiyorum. Bakacağım annemin makyaj malzemelerine falan artık dadanırım. Ondan eksikleri kapatmaya çalışırım. Birazdan hazırlanacağım ama daha erken zaten 5'ten sonra görüşeceğiz. Bugün bir Reels çekme planım vardı. Tabii ki de makyaj malzemelerim yanımda olmayınca bu plan da suya yattı. Neyse. Şuralarımda şöyle yine tabii ki de yani benim artık alıştınız herhalde bu kısmımda sürekli sivilce çıkıyor. O kadar temizlememe rağmen, o kadar dikkat etmeme rağmen maskeden kaynaklandığını ve maskeden de bir yerde varken diğer yere bulaştırdığını düşünüyorum maskenin. Çünkü tüm gün ben maske takıyorum. Günde 3-4 kez değiştiriyorum hatta. Çok özen gösteriyorum bunu ama ne kadar dikkat etseniz de eğer burada bir altyapı varsa o sivilce oluşuyor. Diğer yerlere bulaşıyor. Şimdi gelen kargom vardı. Size onu göstereyim. Karaca'nın oda kokularını çok övüyorlardı. Ve ben de gerçekten merak ediyordum. Beyaz sabun kokulusunu özellikle övüyorlardı. Hatta ya şöyle söyleyeyim. Birçok markanın yani birçok böyle koku üreten markanın beyaz sabun kokusunu çok öneriyorlar. Ki ben de severim zaten. Ondan dolayı bir tane beyaz sabun sipariş verdim. Bir tane de portakal çiçeği tabii ki de. Adana'da mis gibi sokaklarda kokan portakal çiçeğimizin umarım aynısıdır kokusu. Ondan sipariş verdim. Şimdi bakalım bir. Bugün eve gelen yani kargoyla gelen tabii ki de bir tanesi geldi. Ay şu kapıyı şöyle bir şey koyalım. Kargoyla bugün bir tanesi geldi. Diğeri hala yolda görünüyor. O yüzden de size beyaz sabunluyu göstereyim şöyle tipini. Böyle beyaz sabun yazıyor üzerinde. İçerisine bakalım. İçerisinde şöyle beyaz çubukları var. Şöyle kokunun bulunduğu bir şişe var. Hiçbir şekilde akıtma yapmamış. İçerisinde zaten koruma bandı var. Kapağı açtığınızda koklayamadım bile. Ve şöyle kapağı var. Bu kapak da zaten şey için. Bir dakika. Yani dışarı biraz koku geliyor ama onun kokusu galiba. Evet. Bu şekilde ama ben tabii ki de çubukların siyah olmasını hayal ederdim. Böyle beyaz çubuk hiçbir şekilde uyum sağlamamış.
Olmazsa ben buna ayrıyeten bir siyah çubuk sipariş ederim. Çünkü görselde de sanki ben bunu gördüğümde evet evet çubukları siyahtı. Beyaz gelmesi gerçekten beni şaşırttı. Ya dışarıya biraz kokusu gelmiş. Ama sorun değil, yapacak hiçbir şey yok. Bunu banyomda kullanırım diye düşünüyorum, beyaz sabun olduğu için. Çünkü ben banyomda, tuvaletimde, salonumda vesaire böyle kokular kullanacağım. Ama dediğim gibi çubuk beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun için ayrıyeten bir siyah çubuk sipariş etmem lazım. Çünkü hiç hoş durmuyor bu şekilde. Bu beyaz çubuğu da farklı bir koku daha alırsam eğer, alt kısmı beyaz olan, onu da kullanırım. O şekilde değerlendiririm yani, atmam hiçbir şekilde. Şimdi size gelen kargolarımın bir kısmını göstermek istiyorum. Bu Trendyol Milla'dan aldığım şort. Bunun siyahını da almıştım ben. Gerçekten çok beğendim. Genişliği falan çok güzel. Siyahını X small aldım ama bunu small aldım. Çünkü yorumlarda öyle yazıyordu. Herkes bir beden büyük alınmasını öneriyordu. Bunlar çok rahat oluyor. Yazın bunlar gerçekten çok rahat oluyor. Şurada da ip çıkmış. Hah, tamam. Çok seviyorum. Siyahını beğenince hemen grisini de sipariş ettim. Şurada hafif bir hatası var ama hiç sorun değil. Evde giyilecek zaten. Şimdi Duhan için sipariş ettiğim şeyler var. Bunlar yıkanacağı için böyle karantina alanında yerdeler. Yıkamadan asla kullanmıyorum. Yeni gelen ürünleri üstüme denemiyorum bile. Öyle söyleyeyim. Trendyol Men'den Duhan'a şöyle. Kumaşı ve rengi biraz değişik. Bu tişörtü aldık. Large beden aldık. Yaka kısmı şöyle kesik gibi. Bakalım. Bir dener, olursa olur, olmazsa da iade ederiz. Bunları mecbur yıkamadan deneyecek Duhan. Bir de şöyle bir tişört aldım Duhan'a. Bu şekilde neon yeşil. Yeşil bu sene zaten çok moda. Ön kısmında böyle küçük bir detay var. Bunu da large beden aldık ama bence bu güzel olur. Çünkü böyle oversize bir tişört gibi. Evet, arka kısmı da böyle. Bence çok güzel. Bunu ben de giyerim bu arada. Gri şortumla gayet güzel olur. Bunlar herhalde 50 ya da 60 liraydı tanesi. Kendime bir de bu çıt çıtlı Trendyol'un body'lerinden sipariş ettim. Ama emin olamadım. Rengini kendime hiç yakıştırmadım. Şöyle uzaktan bir tuttum ama güzel olmadığını düşündüm. Bunu iade edeceğim. Yerine başka bir şey alırım. Daha sonra şu bikini üstüne aldım. Altını da sipariş ettim ama alt daha gelmedi. Böyle bu kısmı fırfırlı. Şurası V şeklinde. Böyle iple. Gayet güzel bir bikini üstü. Buna da bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Ve Mango'dan sipariş ettiğim bu çanta. Gerçekten bunu bilmeyeniniz yoktur. Bayağıdır var. 2-3 sezondur var herhalde Mango'da. Stokları bayağıdır yenilenmiyordu. Yenilendiğini görür görmez de sipariş ettim. 200 lira gibi bir fiyatı var. Rengi çok güzel. Yazın bayağı iyi olur diye düşündüm. Bu uzun kulpu da çok hoşuma gitti. Çapraz takmalarda gayet işe yarayacak. Ve gerçekten bu gelen kargolar içerisinde en çok mutlu eden bu oldu beni. Benim gimbal'ım yoktu ve telefon tutucu olarak, şaka değil, selfie çubuğu kullanıyordum. Bu da beni çok zorluyordu ve şöyle yaptığımız çekimlerde Duhan da ben de çok zorlanıyoruz. Normalde evet, hani oturduğum, sabit olduğum şeylerde tabii ki de tripod kullanıyorum. Tripodumun da hatta bu herkesin bildiği 50 liralık tripodu kullanıyordum. Tripod olarak ama o gerçekten hemen ayakları bozuluyor. O yüzden yeni bir tripodla sipariş ettim. Onu 250 liraya aldım. Henüz kargoda, daha gelmedi. Neyse, tripodla çekiyorum ama aktif olduğum, hareketli olduğum, ne bileyim, ev turudur, mutfak turudur ya da vloglarda gerçekten böyle bir gimbal'a ihtiyacım vardı. Biraz fiyatı tuzlu ama bence gerçekten çok işe yarıyor. Bu stabilizer diye geçiyor. Yani böyle sabitleme özelliği var. Yani mucurlu bir yolda bile gitseniz, çok böyle tümsekli bir yolda bile gitseniz telefonunuz sabit kalıyor ve hiçbir şekilde oynamıyor. Yani çekim sabit kalıyor telefonunuz oynasa bile. 360 derece dönebiliyor. Şimdi bunu açalım. Ben bunu birazcık çözümleyeyim. Bunu bize düğün salonumuzun sahibi önermişti. Madem vlog çekiyorsun böyle bir şey al diye. Onu da gördükten sonra gerçekten çok beğendik. Bakalım nasıl, DJI markasının. Bu DJI markası zaten bu çekimlerde falan bayağı iyi diye biliyorum. Şimdilik kargolarım bu kadar. Daha da gelirse sizinle paylaşacağım. Bu arada aldığım gimbal'ın şöyle parçaları var. Bunları biraz çözümlemem lazım benim. Şöyle bir askısı var. Şöyle çantası var. Çantası güzelmiş. Bu herhalde kullanma kılavuzu. Evet. Ona da bakmak gerekiyor. Şöyle değişik bir şey. Şöyle dönüyor da. Ya siz bunu anladığım kadarıyla şuralardan yön verebiliyorsunuz joystick'le. Burada bir şeyler var. Yani değişik.
Anlayamadım. Umarım iyi olur. Bakın böyle dönüyor. Elinizle mi yön veriyorsunuz yoksa şuralardan mı yön veriyorsunuz? Hiç bilmiyorum. Şuradan açılıyor. Bir çözsem ah, bir çözsem. Böyle bir şey. Yani tipi çok güzel. Bakalım. Umarım çözebilirim. Şöyle koyalım da bunu geri kapatalım. Şöyle kapanıyor bir de. Küçük kalıyor. Ya umarım çözebilirim. Bilmiyorum. DJI güzel bir marka normalde. Bakalım. Ve hazırım. Yani makyajım çok da fena olmadı. Kendi malzemelerim olmamasına rağmen. Hani evdeki çok eski malzemelerimi kullanmış olmama rağmen. Hafif, güzel, doğal oldu makyajım. Gloss'um vardı zaten burada da. Üstümde şu şekilde oldu. Hemen bir göstereyim. Gayet beğendim. Bu Defacto'dan aldığım gömleği giydim. Gerçekten o kadar güzel ki. Anlatamam yani. Zara'dakilerle birebir aynı resmen. Çok güzel. Mutlaka bakın ama herhalde stokları bitmiş. Mango çantamı şöyle taktım. Gerçekten bu baget çantaları çok seviyorum. Küçük çantalar çok hoşuma gidiyor artık. Yani birçok şeyi almasa da artık onu da göz ardı ediyorum. Şimdi babamı bekliyorum. Çünkü araba babamda. Babam gelsin de arabayla çıkayım diye. Hazır ve nazır bir şekilde bekliyorum böyle. Hava çok sıcak ama birazcık böyle akşam üzeri serin oluyor. Ondan dolayı gömlek aldım. İçime de crop giydim zaten. Hiçbir şekilde böyle göbeği açık falan da değil. Şu şekilde sıfır duruyor. Bu Zara pantolonu da çok seviyorum. Bayağı güzel gerçekten. Zara'nın fix mom jeanlerinden ve bu rengi gerçekten efsane oluyor. Evet yani demek ki azıcık makyaj malzemesiyle de makyaj yapabilirmişim. Gayet de güzel olurmuş. Bunu görmüş oldum. Gözlük almadım. Gözlük alayım. Sonra da artık babam gelsin ve ben çıkayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Kahvelerimizi aldık Petek'le beraber. Petek'in de elinde kahvesi. Böyle oturuyoruz. Sakin bir yerdeyiz. Etrafımız böyle sakin. Yani yeni normalde artık bu şekilde oluyor. Şimdi biz biraz oturalım. Yani nerede açarım daha sonra kamerayı bilmiyorum. Şu yüzümde bir böcek var sanırım şu an. Evet, kamerada görüyoruz ve kamerada özlüyoruz. Ağacın altındayız aynen. Öyle işte karamel macchiato içiyorum çünkü çok özlemiştim. Böyle. Şimdi ben eve geldim. Yemek yedik. Duhan da geldi. Üstüm başımı değiştirdim. Yine kıyafetlerimi giydim. Şimdi Duhan'la biz bu gimbal için bir kutu açılımı yapıyoruz. Bir video falan izlememiz lazım. Nasıl yapılacak öğrenmemiz lazım. Yani ben emin değilim. Duhan video izlemeye gerek yok diyor ama. Var. Anne tişörtün çok şık. Acaba bir makyajı ben giydim. Çünkü benimki evde. Niye geçemezsin? Geçsene gel. Selam ver. Selam. Ay, bu YouTube kanalına. Bu YouTube kanalından makyajımı çıkmadı, maskelimi çıkmadı. Bence en doğalı bu ama biliyor musun? İnsanlar doğallık istiyor ya. Evet, doğallık. Bende göremedikleri doğallığı sende görürsün. Sen yine makyajcısın değil mi? Yok. Aynen makyajcısın. Var birazcık ama çok değil. O kadar alışmışım ki makyajsız halde olmuşum. Burada bir çay nerede? Tahmin ettim ama çay nerede? Çok dolu. Kahve içer miyiz? Türk kahvesi. Selen de Türk kahvesi yapacakmış şimdi. Biz de o sırada şu gimbal'a bir bakalım. Telefonu takacağım ben şimdi. Bunun bir videosunu öyle izlememiz gerekiyor. Selam. Duhan gitti. Duhan gideli bayağı oldu. Biz de Selen'le oturduk. Bir şeyler izledik falan. Bugün geç uyandım. İş yoktu. Ondan dolayı da şu an yani uykum yok ama uyumak zorundayım. Ay, yüzüme serum sürdüm. O yüzden saçım yapışıyor. Şimdi kalktım birazcık cildime bakım yaptım. Serum falan sürdüm. Ve pijamalarımı giyip uyuyacağım. Ama hiç yani kalkasım yok. Burada böylece oturasım var. Burada uzanasım var daha doğrusu. Yarın iş var. Muhtemelen yarın hiç kamerayı açmam. Ya ben vloglar için şöyle düşünüyorum. Hani kendime bir gün kısıtlamayı çok sevmiyorum vlogda. Çünkü her an her şey olabilir ve ne yapacağımı tam bilmiyorum. Bugün mesela çok fazla şey yapamadım. Evet sizinle sohbet ettim ama öyle genele baktığımız zaman çok bir şey yapmış olmadım. Ondan dolayı da uzatmak istiyorum bu vlog.
Ve hafta sonunda bir şeyler yapacağıma inandığım için, yani yasağı yazlıkta geçirme durumumuz var. Ondan dolayı da yani güzel içerik çıkabilir diye düşünüyorum. Vlog'a devam edeceğim. Hani çalıştığım günlerde de vlog'a devam etmek gerçekten olmuyor. Çünkü akşam geç geliyorum ve çok yorgun oluyorum. Duş alıyorum, işte uzanıp dinleniyorum derken hiç böyle kamerayı açacak zamanım olmuyor aslında. Şimdi birazcık oturdum dediğim gibi. Bugün tatil çok iyi geldi. Zaten bayağı böyle uzun bir tatilin içinden çıkmıştık. Ve ben gerçekten de o tatile çok alışmıştım. Sonra da bu 19 Mayıs tatilinin olması bana iyi geldi. Ama yarın işte eminim ki sorun yaşayacağım, bir adapte sorunu. Çünkü gerçekten çok fazla tatil oldu. Tatillere de alışınca daha sonra işe gitmek biraz zor geliyor. Tabii birkaç gün daha sonra ona da alışılıyor. Umarım güzel bir gün geçirmişizdir. Ve umarım diğer çekeceğim günlerde de güzel günler geçiririz. Şimdi dilerseniz ben kapatayım ve uyuyayım. Zorla da olsa, yani uykum olmasa da uyumam lazım. İyi geceler. Şu an gün sonu ve ben size yeni bir günden herkese merhaba diyeceğim. Ojelerimi çıkardım, duşa girdim, maskemi yaptım. Normalde size hafta içi video çekmeyeceğim diyordum. Çalıştığım zamanlarda çekesim gelmiyor diyordum. Ama bugün öyle bir enerjideyim ki çekmek istedim. Duştan çıktım, böyle akpak oldum. Dedim ki niye başlatmıyorum ben? Selen'le bir de kahve içeceğiz ve benim şu an hiç uykum yok. Baş ağrım vardı, o yüzden kahve içmek istiyorum. İyi gelir diye düşünüyorum. Bu yüzümdeki Skin Food Egg White maske, çok memnun kaldım. Yani bayağı da gidiyor. Şu azıcık sürseniz bile tüm yüzünüze yetebiliyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi saçlarım birazcık nemini alsın. Çok kalın telli olduğu için saçlarım tabii ki de hemen kurumuyor. Çok uzun sürüyor. Nemini alması da bayağı uzun sürüyor. Yani artık kamerayı da böyle açmadım demem. Yani yeterince gittikçe doğallaşmaya başlıyorum. Bu da böyle bir vlog olsun. Yani her zaman böyle süslü püslü karşınıza çıkamıyorum demek ki ben de. Hafta içleri böyle. Yani evet, maskelerimi hafta sonu da yapıyorum ama hafta içi de yaptığım oluyor. Şimdi birazcık çıkardım havluyu çünkü o kadar ağırlaştı ki kafamda. Merhaba. Peki benim merhaba deyiş. Seni çok kahve fazla yapayım istiyorlar videolarda. Evet, kahve yap çünkü başım aşırı ağrıyor. Evet, kahve. Bir yandan da şey, ocakta çorba var. Ablam düşerken çorbayı yaptım. Biliyorsunuz ki gece çorbası şaşmaz. O da pişse ben kahve yapayım. Ya bugün uykum yok. Evet, iş var ama uykum. Peki biraz da şunu yok tartışalım mı? Neden kahveyi hep ben yapıyorum? Çünkü güzel yapıyoruz. Bu arada üstümde şöyle, altında da Trendyol'dan aldığım, bu videonun içerisinde gördüğünüz gri şortun siyahı var. Bu arada kargom geldi. İki tane mi? İki tane kargom gelmiş ben işteyken. Buraya söylemiştim. İşe söyleyince taşımak çok zor oluyor. Bazen çok fazla geliyor. Şimdi biz kahvelerimizi yapalım. Şimdi ben biraz oturduğum yerde yüzüme bir şeyler süreceğim. Genelde gece rutinim, uyumadan önce bu La Roche-Posay'nin efaklar serumunu uyguluyorum. Bu akne karşıtı, akne ve leke karşıtı olduğu için gerçekten de seviyorum. Şöyle azıcık şuralara damlatıyorum. Şöyle hafif, böyle çok hafif kızarıyor şuralar. Onlar da anlık zaten hemen geçiyor. Daha sonra da nemlendiricimi uyguluyorum. Ve bu kadar. Yani cildime sürdüğüm çok bir şey yok gece yatarken ama mutlaka tabii ki de cildimi temizliyorum ve cilt temizliğime önem veriyorum. Cilt temizliğini yaptıktan sonra da hani isterseniz serum da sürebilirsiniz ya da işte nemlendiricinizi de sürebilirsiniz sadece. Ben her gün uygulamıyorum aslında. Hani şöyle söyleyeyim, haftanın 3 ya da 4 günü uyguluyorum diyebilirim serum için. Ama mutlaka nemlendiriyorum. Bu La Roche-Posay Efaklar Duo nemlendiriciyi süreceğim. Bu gerçekten çok güzel. Ben Efaklar K'yı da kullandım ama Efaklar K bu kadar etkili değildi bence. Benim yüzüme çok iyi gelmedi. Yani bir etkisini görmedim açıkçası. Nemlendirici mi? Nemlendirici gibi. Ki bunun verdiği nemi o vermiyordu. Onu da söyleyeyim size. Son olarak yaptığım şeyi de göstereyim. Yani bu cilt bakım videosu değil kesinlikle. Bakın, oturuyorum, televizyon açacağız.
televizyondan bir şeyler izleyeceğiz ve sonra yatacağım muhtemelen. Kahvemi ve çorbamı içip yatarım. Ama hani oturduğum yerden de böyle hafta içleri nasıl bakım yapıyorum görün. Duş alıyorum. Duştan sonra maske sürüyorum. Maskeden sonra cildimi yıkıyorum. Ve televizyon karşısında ya da o an odamdaysam odamda, neredeysem artık cildime bu şekilde ufak bir bakım yapıyorum. Ve şimdi bu Wet n Wild'ın eski bir kaş fırçasını alıyorum ve kaşımı tarıyorum şöyle. Bugün de ışıklı tripoda koydum telefonumu. Onda olması da bayağı iyi oldu bunu yapmam için. Ve bu Arifoğlu'nun kaş ve kirpik bakım yağını biliyorsunuzdur. Bu gerçekten çok övülüyor ve denildiği kadar da var kesinlikle. Bakın bitti yani, yenisini de alacağım. Kirpik için olanı da ben kaşıma kullanmayı düşünüyorum bu bitince. Şöyle şöyle uygulayacağım. Arkadaşlar benim kaşlarım efsane boşlukluydu. Yani anlatamam. Aşırı boşlukluydu. Ama şu an geldiği hali görüyorsunuz. Bu şekilde boşluklara denk gelecek şekilde sürüyorum. Gerçi kaşlarımı artık kendim almamın da büyük bir etkisi var. Çünkü aldırdığım yerler hep kırıyorlardı. Evet, yağ sürdükten sonra tekrar şöyle yukarıya doğru tarıyorum. Ki bu benim zaten gün içerisinde 85 kez yaptığım harekettir. Böyle bu kadar. Bakın gördünüz, sizinle sohbet ettim. Koltuktayım, rahat rahat oturuyorum. Bir yandan kahvemi içiyorum. Bu şekilde bir yandan da cildime bakım yaptım. İyi oldu. Saçlarım da hala uçlarında ıslaklık var. Benimkini de koydun mu? Ay buranın ışığı çok güzel ama gelmelisin. Şimdi Selen de geldi. Selen mutfaktaydı. Çorbaları koydum. Kahveyi yaptım. Tek içtim. Tek mi içtin? Ama çorbayı biz oyun oynadım. Mesela biz her gece olmasa da böyle gün aşırı da olsa arada sırada değil. Sürekli olarak çorba içiyoruz ve bundan dolayı da insanlar sanki biz diyet yapıyormuşuz gibi algılıyor. Fakat inanın çorba diyetini uygulamıyoruz. Çünkü yemek yiyoruz mesela. Yemekten sonra uyumadan önce, bu yatmadan önce çorbası. Çorba, gece çorbasına gidenler beni anladılar. Bana öyle mi soruyorlar? Evet. Diyet mi yapıyorsunuz? Zayıf kalmak için mi yapıyorsunuz? Evet. Mesela ekmek yemediğimizi duyanlar da bunu söylüyor. Evet. Kilo almamak için mi ekmek yemiyorsunuz? Kilo. Ve genel olarak herkes duyanır. Buradan isim verir misin? İnşa edermiş ya. Hayır, tadını sevmiyoruz yani. Ben sevmiyorum. Ben de ekmek çok sevmem. Yani sandviçse okey. Ya da ne bileyim böyle tost. Dönerdir, tosttur okey. Ama hani Allah yediğim Allah yemekleri ben yemek olarak. Mesela fazla porsiyon yerim ama ekmek yemem. Ben de. Ya mesela iki tabak sarma yerim. Çünkü yanında hiç ekmek yemiyorum. Sıfır ekmek. Yoğurt ve sarma. Başka hiçbir şey değil yani. İkisini verin bana. 2-3 tabak yerim. Tencereyle. Yatmadan önce saçlarımı kuruturum. Birazcık kabarıklığını alırım ve yatarım. Evet, birlikte çok güzel 2 gün geçirdik bence. Yani çok bir şey yapamadık ama yine de iyiydi. Şimdi ben bu videoyu artık kapatayım diyorum. Çünkü farklı bir organizasyon ve farklı bir vlog geliyor. Duhan'la beraber ufak bir böyle minik bir hafta sonu tatilimiz olacak. Yazlığımıza gideceğiz. Onu çekeceğim. O yüzden de bunun çok uzadığını fark ettim ve onun da daha uzun olacağını düşündüğüm için çok da sıkmak istemiyorum. Bir de fazla video istiyorsunuz, böyle farklı farklı videolar. Ondan dolayı da bunu kapatacağım. Umarım gerçekten severek, beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Böyle vloglar daha fazla gelsin istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Ki yazın inşallah Allah izin verirse Mersin'e çok sık gider geliriz diye düşünüyorum. Anneannemin orada yazlığı var. Oraya gidiyoruz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.